Kadınlar milyonlarca yıl boyunca evlerin içindeydi. Şimdi ise bu duvarlar onların yaratıcı güçleriyle delindi dedi. Yıllar evvel Virginia Woolf. Ve bu işin kadını erkeği yok diyerek eşit enerji üretmeyi hedefleyen ve kadınların toplumda erkeklerle eşit temsiliyetine kıymet veren Enerjisa Üretim'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gerçekleştirdiği etkinlikte sizlerle bir aradayız. Ben Deniz Simge Fıstıkoğlu, Tavukçuoğlu. Bugün Türkiye'nin 21 noktasında santrallerimizde çalışanlarla YouTube kanalımız üzerinden bir araya geliyoruz. 5 farklı teknolojinin kullanıldığı bu santrallerde enerji üretiyoruz ama eşit enerji üretiyoruz. Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde önce ailemizden iki isim benimle birlikte olacak ilk panelde. Hem onların kişisel tecrübelerini konuşacağız, hem Enerjisa Üretim'in eşit enerji anlayışıyla nasıl bir perspektife sahip olduğunu, neler yaptığını, neler hedeflediğini konuşacağız. Günün ikinci panelinde ise ilham veren kadınlar benimle birlikte olacak. Her biri alanında öncü olan, her biri alanında başarılı olan ve fedakarlıklarla bulunduğu noktalara gelen kadınlarla ilham dolu, ilham veren bir sohbete imza atacağız. Tüm izleyicilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz bizimle birlikte oldukları için. Hemen yanımdaki isimlere ben de teşekkür etmek istiyorum benimle oldukları için. Enerjisa Üretim CFO'su ve Eşit Enerji Lideri Fulya Banu Sürücü. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan özel bir klibimiz gelecek. Ardından ikinci panelde de birbirinden yetenekli, birbirinden azimli kadınlar hemen yanı başımda olacak. Bu işin kadını erkeği yok diyen, ilkleri başaran, madalyalar kazanan, bize hayatın başka coğrafyalarda da başarıyla sürdürülebileceğini kanıtlayan, yolun başındaki ve yolun ortasındaki kadınlarla, ilham veren kadınlarla beraberim. Hemen yanımda Tufanbeyli Santrali'nden gelen kalite yönetim sistemleri uygulama ve çözüm ortağı Şükran Yücer var. Merhaba Şükran Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri, Paralimpik Avrupa şampiyonumuz Sümeyye Boyacı. Sümeyye Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nihayet tanışabildik, çok mutluyum. Evet. Takip ediyorduk birbirimizi sosyal medyadan. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün böyle harika bir anısı oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğunluk var biliyorum, o yüzden sizinle burada olmak çok güzel. Ve yolun başında bir genç mühendisimiz bizimle birlikte, Selena Yaltun, Bandırma Enerji Üssü'nden geldi, işletme mühendisi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün burada size öyle bir enerji, öyle bir güç, öyle bir motivasyon vereceğiz ki Bandırma'daki arkadaşlar. Giden Selena Hanım'la dönen Selena Hanım aynı kadın olmayacak. Onu şimdiden söyleyebilirim. Bir ilki başaran Türkiye'nin ilk F-16 pilotu Berna Şenol. Berna Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi de hep duymuştum, okumuştum. Tanışmak fırsat olmamıştı. Ben hayali F-16'ya binebilmek olanlardanım. Yani kullanmayı geçtim, binmeye razıyım. Siz kokpittesiniz. Neler başardığınızı birazdan soracağım. Ne tür ön yargılarla mücadele ettiğinizi birazdan soracağım. Ve yine aileden bir isim İpek Çakıroğlu, ürün tasarım mentorluğu yapıyor merkez ofiste. Hoş geldiniz siz de. Merhaba, hoş buldum. Ve hepimizin Japonya'dan Türkiye'ye gelişinden sonra ekrandan tanıyıp sevdiği sevgili Ayumi Takano. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de. Sizinle özellikle iki kültürde kadına bakışın ortak noktalarını ve farklı noktalarını konuşmak istiyorum. Tamam. Ama tüm konuşmacılarımdan rica ediyorum lütfen birbirimizin söylediklerine katkıda bulunalım. Kimse bir diğerinin sorusunu beklemesin. Birinizin söylediğine katkı sağlamak isterseniz bana ufacık işaret etmeniz yeterli. Ben hemen sizi anlarım ve size dönerim. Ben de o zaman Edip Cansever'in çok sevdiğim cümlesiyle kapanışı yapmak isterim. Sarılıp gövdesine sımsıkı bir kadın kendini doğurabilir isterse diyor. Gerçekten kadınlar elini attığı her alanı güzelleştiriyor. Ama bunun ötesinde, estetik kaygıların ötesinde kadınların erkeklerle eşit hakka sahip olduğunu,
o haklarla doğduğunu idrak edebilmemiz dileğiyle ve elbette bugünü sanki bir bayrammış gibi kadına şiddeti, fiziksel, psikolojik, sözlü şiddeti, kadın cinayetlerini, kadının uğradığı haksızlıkları değil, kadının başardıklarını konuşabildiğimiz ve başarılarını kutlayabildiğimiz nice 8 Mart'lara demek isterim. Bugün sizlerle tanıştığım için, her birinizle tanıştığım için çok mutlu oldum. Bana güç verdiniz, ilham verdiniz. Eminim izleyenlere de öyle. Hepinizin başarıları bol olsun, yolu açık olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysek eğer affola. Bu işin kadını erkeği yok ama bu işin iyi ki kadınları var. Bize güç katan kadınlar iyi ki varlar. Hepsinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hoşça kalın. Özellikle santrallerde bizi izleyen herkese İstanbul'dan selamlar, sevgiler gönderiyoruz.